Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu Balkanı'na ne lezzetli oyun programına, oyunlu mamuller hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Outlast'ta kaldığım yerden devam ediyorum. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz bölümde şu sıkıntılı kanalizasyon bölümünü geride bırakmıştık. Ve bu koridorun başına kalmıştık tam olarak. Aynen 5. bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu koridorun karşısına bir arkadaş bize koşturmuştu en son. O tam gelir gelmez şuradan dalacağım. Dalamayacağım. Yakaladı. Sen niye oradan girdin? Ve nereden çıkacaksın? Gitti galiba. Güzel. Şu gelede bir pil görmüştüm yerde, onu alayım. Sadece bir korkuttu herhalde arkadaş. Hiç arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Şu arkadaş mıydı o? Evet. Onu hiç uyandırmayalım. Sen ne yapıyorsun? Usul usul şuradan gidelim. Şu artık yeraltı bölümlerinin azalmasını istiyorum, bitmesini istiyorum. Buralarda dolaşıyorlar vallahi. Hoş olmayan sesler. Parlayan şey pil değilmiş. Yani buradan geçeceğiz. Bir buradan gidilebilir gibi duruyor. Bir de şuradan bir ışık geliyor. Oraya bir bakmak istiyorum. Evet. Bayağı içeride cesetlerden oluşmuş bir dağ söz konusu. Kayıt altına aldığımız için bir de not açtık. Not mu, doküman mı artık? Evet, sineklerin bayramı. Kanalizasyondan daha kötü kokan bir şey olamaz herhalde diye düşünüyordum. Bir odaya tıkıştırılmış yüzlerce ceset, binlerce sinek. Rahibin çıkış yolu bu mu? Evet. Yani tahminimce bu kapı açılmaz zaten. Açılmasın da. Biz şu yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni görev: erkekler koğuşunun zemin katına eriş. Erişelim. Buradan geçiş söz konusu değil. Yani evet. Bu arkadaş atlar mı üstümüze? Anam. Şurada bir kapı var. Pil falan herhangi bir şey söz konusu değil. Güzel. Bir not daha yakaladık. Organize işkence. Kaçmak her geçen dakika daha da zorlaşıyor. Tanrı'nın bu korkunç yerin derinliklerine iniyorum. Bataklıkta çırpınıyor gibi hissediyorum. Bodrum katında insanların çeşitli metotlarda işkence ediyorlar. Duvarda şöyle yazıyor: önce parmaklar, sonra tahminimce taşaklar, sonra dil. Birileri işkence talimatları veriyor, yönlendiriyor.
Bayağı bu hayır kisve, hayır kurumu kisvesi altında açılan yer hani zıvanadan çıkmış durumda arkadaşlar. Hani bilim adına her şey ama her şey yapıyorlar. Buradan gidilebilir. Koridor var. Bir şurayı deneyelim isterseniz. Yok. Herhangi bir giriş söz konusu değil. Devam ediyorum. Hayırdır? Oo. Şu dolap engel oluyor. Ama oradan mı gideceğiz? Sen hayırdır? Şuradan çıkış mıkış bir şey söz konusu mu? Tahminimce değil. Engellenmiş çünkü ama. Yani büyük ihtimalle buradan devam edeceğiz. Etkileşime giremedik kamerayla. Herhalde bunu ittireceğiz ve devam edeceğiz. Hangi taraftan? Bir burada bir yol var. Bir de şuraya bakalım. Burada da iki tane kapı var. İkisinde de herhangi bir giriş söz konusu değil. Hastaneyi andıran bir yerdeyiz. Bir yerde birisi var mı ki burada yoksa şu içerideki arkadaş mı konuşuyor? Güzel bir doküman. Hemen bakalım. Volrider'ı projesi maliyet raporu. Rick Trigger. Bu hasta da ne yazık ki başaramadı. Elimden geleni yapmaya çalıştım fakat ben sadece bir doktorum, sihirbaz değil. Ve tüm bu doktor şeylerine yabancı kaldım. Bu yüzden tüm bu karışıklıkta çalışmaya zorluyorum kendimi. Neyse biri bu Volrider projesinin bir felaket olduğunu söyledi. Şu Billy denen herif yüzünden habire para kaybı yaşıyoruz. Fakat 80'den fazla personeli bu konuda bilinçlendirebildim. Bu demektir ki kısa ve uzun vadeli maaşlar, sağlık maliyetiyle emeklilik ikramiyelerini kesintisiz alabileceğiz. Bu arada biyoloji hakkında çok şey buldum. Daha önce bu konulara fazla ilgim olmazdı fakat şimdi bir insanın böbrekleri olmadan kesinlikle hayatta kalamayacağını söyleyebilirim. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Fazla da öğrenmemize gerek olmayan bir bilgiymiş esasında ama. Ya şimdi bu Trigger yaşıyor mu değil mi? Yani ölüm raporunu da okumuştuk. Fakat hala bir deneyler söz konusu gibime geliyor. Bilmiyorum. Çeşitli kollar, bacaklar. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Direkt buradan bodoslama dalınacağını düşünmüyorum. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Buradan gitmemiz mümkün mü acaba? Tam ters istikameti gizli bir oda tarzı bir şey keşfedebilir miyiz? Yok. Bağırma be. Ana! Bağıracak zamanı buldu. Aç 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 aç. Kapat. Buradan mı? Buradan da değil. Şuradan. Kapat kapıyı kapat. Bunu ittir. İt, 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 it. Güzel.
Şimdi bunu aç. Oho, çok zaman kaybediyoruz. Aç bunu. Güzel. Buradan. Zıpla 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 git git git. Kapat kapat kapat. Tahminimce buradan. Nereden? Buradan değil. Arkadaş. Bayağı ilginç bir kovalamaca sahnesi oldu ya. Yani şimdilik peşimizi bıraktı herhalde. Buradan geldik. Tek yol burası zaten, evet. Bitmedi mi? Of. Koş koş. Aç 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 aç. Açılmıyor mu? Allah kahretsin. Geldiler, vallahi geldiler. Zıpla 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 zıpla. Nereden? Oradan değil, buradan. Arkadaş ne bitmez gelmiş. Kapat kapat kapat. Aşağıda kim var? Bilmem ne diyor. Abi bizi kurtardı vallahi. Son anda. Bakalım arkadaş. Abo. Sen şu kodumun rahibin adamısın değil mi? Onun şahidi. Ya da her neyse, yorgun olmalısın. Biraz ara verelim. Ahbap. Belki biraz yemek yer. Yıllanmış martini içeriz. Valla aklımda birisi var ama Trigger falan mı ki bu? Birkaç seni öldürmez. Tamam işte böyle. Hiç hoş şeyler yok arkadaşlar aklımda. Bayağı aldı götürüyor yani. Vallahi exit. Ama you know, I love the mountain air up here at night. If you want to head out and take a stroll, go ahead, I'll wait here. Bir de dalga geçiyor pederim. Run free. I'm in no hurry. No? All right. Bayağı insanlıktan çıkmış başka bir şey olmuş ya. Bahar'a çare gitti exit arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu deneyler yapan doktor yani Trigger olabilir. Çıkış için üst tarafta bir havalandırma gördüm. Belki de buradan kaçacağız. O dilin işine yaramayacaktı zaten. Kendi plörümü yalamaktan sıkıldım. Oho. İyice iğrençlikten çıktı, sapıklığa doğru gitti ya. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni muayene etmeye hemen başlayacağız. Ellerimi yıkamam için bir saniye izin ver. Sen bu ortamda elini yıkasan ne olur? Of of. Hatta şu sonumuz son değil arkadaşlar. Keder Martin'le çok zaman geçmiş olan endişe duyuyorum. I hope you haven't been letting him confuse you with all this. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy.
İnsanlar korkabilir, Tanrı'yı başka bir şeyle karıştırabilirler. Bunu anlarım, Tanrı ölümün altın standarttır. Artık inancımız daha somut şeyler üzerine. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest. Bir true time event falan mı gelecek acaba, kaçacağız buradan? And that's what I'm here for. İşte bunun için buradayım, seni inandırmak için. Make you believe. Of 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 of. Of. You paying attention? Ne yaptı? Elimi kesti. Parmağı mı kesti? Of. Vallahi ben iğrendim. Tüketici üretici haline getirdik. Bu şey kendini satacak. Gitti vallahi gitti. Arkadaş şu True Time eventi zamanında verseydin ya. Şimdi kaçsan ne olur? Normal. Of 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 of. Herhalde bir kayıt söz konusu değil burada. Devam ediyorum. Vallahi ben olsam acıdan rahat bayılırdım herhalde böyle bir şey yaşasam. Ben bir hasta değilim, yöneticiyim. Aynen onun gibi, Trigger gibi. Yok o kesin Trigger arkadaşlar ya. Adam ölmemiş. O tedavi oldu, fazla canlı. Wernicke'in kabusuyla dolu. İnsan da kontrol edemez, kimse edemez. Bağırma lan! Vallahi gelecek. He's coming now. Trigger! Trigger! Allah geldi, vallahi geldi. Herhalde bu bölümde de şu iri kıyım arkadaşın yerine Trigger aldı arkadaşlar. Bundan kaça kaça bir çıkış yolunu bulmaya çalışacağız. Gelme. Önce ayaklarını kesmem lazımdı. Amatörce davrandım. Canın sıkıldı. Biraz ilgi istedin. Bunu gayet iyi anlıyorum. İşte senin için buradayım. Sana çok güzel bir ilgi göstereceğim. Of. Ne yaptı? Bayağı boğazını kesti galiba. Arkadaş ne oldu bu oyun böyle ya? Fuck! Fuck really? Aa, kaçtığımızı anladı. Ve peşimizde şu anda. Çık 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 çık, ne olur çık. Çık lan. Oh be. Güzel. Şimdi ilk paçayı kurtardık. Şu yolu mu açacağız? Bu az önce geldiğimiz yer. Herhalde buradan devam edeceğiz. Bir şey var mıdır? Yoktur. Aha vallahi gördü.
Eğer beni takip ettiyse şu altın tam buradan geçmesi lazım ama. Kim bilir nerede. Ne yapsak? Geri dönüp kapıdan mı insek? Buradan mı atlasak? Aha, geçti. Yapma. Allah'ım yarabbim. Resmen kontrollerin hassaslığının kurbanı oldum arkadaşlar. Neyse, o buradayken hemen şuradan gidebiliriz diye düşünüyorum. Yardır. Açılıyor mu? Açılıyor. Arkadaş pat diye kapatır mı o kapıyı ya? Açsak mı? Hiçbir doküman falan vardır diye baktım ama. Şu az önceki yer. Şimdi ne yapmamız gerekiyor acaba? Allah'ım yarabbim. Gören bağırıyor arkadaşlar. Sager da geldi. Onun geldiği yerden gidebiliriz arkadaşlar. Biraz daha uzaklaşsın da. Gelme oraya git ya. Uf. Aha oraya gitti. Lan buradaymış. Allah'ım. Şurada bir itilecek dolap gördüm şu koridorun sonunda arkadaşlar. Herhalde çıkış yolumuz olabilir. Hey, nobody likes a quitter. Uzaklaşmıştır herhalde. Oha, dibimizde. Vallahi görmüş olabilir. Yok, görmedi. Vallahi terledim ya. Gördü ya. Gir altına, git gir. Bizim oraya bir şekilde ulaşmamız lazım arkadaşlar. Arkadaş koridor da yani dümdüz koridor. Direkt başından sonu gözüküyor. Hızlı. Hızlı, ne olur hızlı ya. Kapat. Vallahi gördü ama. Nereden? Buradan. Bağırma lan. Oh oh, güzel. Lan. Yukarıda mı tırmanıyor bu adam? Niye bu müzik kesilmedi? Bak, gelelim müziği. Güzel.
bakalım ne bulmuşuz. Görev değişikliği talebi. İlgili makama. Bu benim cevap alamadığım için tekrar yazmak zorunda olduğum üçüncü görev değişikliği talebi. Artık Monte Massif'te görev yapmak istemiyorum. Yetişkinlik yaşantımın her döneminde düzenli bir hayatım olmuştur ama gizliliğin hiçe sayımı ve saygısızlığın devamlı suretle böylesine alenen yaşandığına hiç tanık olmamıştım. Üstelik bazı hastalara kötü muameleine dair şüphelerim var. Hatta iki hastanın oda değişikliği bahanesiyle Bodrum'a taşındığını ve bir daha görülmediklerini şahsen biliyorum. Şayet bu e-mailime cevap gelmezse istifa edeceğim ve bir takım basın kuruluşları ile temasta bulunacağım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Ya burada çalışanlar da farkında arkadaşlar. Bizi buraya gelmemize sebep olan kişi olsun. Şu dokümanı okuduğumuz kişi olsun. Yani şu ana kapıdan mı gideceğiz? Başka kapı yok zaten açık olan. Lan! Vallahi... Nereden geldik biz buraya ya? Vallahi yolları karıştırdım arkadaşlar. Ama o en baştaki asansöre gitmemiz gerektiğini biliyoruz en azından artık. Arkadaşlar, şurada mı? Bayağı da yoldan geldik yalnız. Nasıl bulacağız? Ben orada kaçabilir miyim? Hay Allahsız. Öyle bir kapı kapatma mı var? Buradan da çıkamıyoruz. Vallahi gördü. Ulan bir tek bu kapalı. Allah beni kahretsin. Kesin görecek. Evet. Yakalama yak... Oha nasıl kaçtım ben oradan? Yol yok, yol yok! Zıpla! Lan arkasından kapat! Asansör! Bas bas bas! O yok artık. Yok artık. Güzel. Artık canlanmazsın herhalde. Güzel notumuzu da aldık. Trigger'ın ölümü. Trigger suyu nasıl yapılır? Birinci adım, suyu çıkana kadar sıkmak. Artık karakterimiz de yoldan çıktı arkadaşlar. Aldığı notlar yaşadıklarının birer kanıtı. Yani buradan gideceğiz. Bir anda atlıyormuş falan. Evet. Trigger'ın diğer yarısı. Buradan gidiş var mı? Yok. Tahminimce orada da yoktur. Hadi deneyelim. Hepsini denedik. Yalnız yine pil bitiyor. Bize pil lazım.
üstten mi alttan mı? Şunu kapatalım. Üste bakalım önce. Evet, pil gitti. Son 2. Burası bayağı geniş bir yer ama yok, yine yok. Yani şuradan gideceğiz. Pilmil bir şey yok mu ya? Arkadaş. Herhangi bir şekilde etkileşime gelebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Çıkıyoruz. Yavaş yavaş bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şöyle akılda kalıcı bir yer arıyorum şu anda bölümü sonlandırmak için. Mesela Trigger'ın bize asansöre koyarken ki gördüğümüz çıkış kapısı gibi. Esasında kaydettik de oyunu. Daha doğrusu otomatik kaydedildi. O kim? Aa, peder. Tanrı'ya şükür olsun, kurtulmuşsun. O manyağın seni de diğerleri gibi doğradığını zannetmiştim. Benimle dışarıda buluş, artık iyice yaklaştık. Yeni görev, dışarıdaki peder Martin'i bul. Hadi bakalım, diyecek bir şey bulamadım valla. Güzel, pil. Bu oyunda hiçbir tuvalet, hiçbir lavabo amacı için kullanılmıyor arkadaşlar. Saçma sapan. Yok, herhangi bir doküman falan yok. Yani tek yol burası zaten. Şurada yol yok. Buradan gideceğiz. Doküman. Eziyet veren sanrılar. Lütfen Bay Walsh, lütfen Montemassif'te eziyet veren sanrılar gören bir hasta olan David Annapurna'nın bilmem kaç numaralı teslim dilekçesini en kısa sürede kabul edin. Tedavi ölüm zamanına kadar devam edebilir. Teşekkürler dostum, Rick Trigger. Arkadaşlar bu Trigger bayağı ortalığın altını üstüne getirmiş. İçine etmiş yani buranın. Hayırdır, etraf bir fazla aydınlık gibi. Kan izleri. Onu mu takip edeceğiz? Şuraya da bakalım önce de. Oradan da gidiş yok. Şuraya bakalım. Var mı şey? Güzel, pil var. Büyük it. Arkadaş bayağı alev var orada ama. Ne yapıyoruz? Oo. Arkadaşlar oyunumuz da kaydedildi. Benim o dediğim çıkışa büyük ihtimalle daha var. Bayağı alev alev yanıyor hastane şu anda. Oyunumuz da kaydedildi dediğim gibi. Burada bırakalım bu bölümü isterseniz. Bir sonraki bölümde tam buradan kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.